Merhaba arkadaşlar. Kazım Hoca'yla pratik fiziğe hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. basınç videomuzun son videosuyla devam ediyoruz. Tabii ki basınç önemli bir konuydu. Ve basınç ilgili yine soru çözmek gerekiyor. Değişik değişik örnek sorularla devam edeceğiz. Evet ilk sorumuz şöyle. Düşey kesiti verilen kapta sıvı ve gaz şeklindeki bir dengededir. KLM noktalarındaki yani toplam basınçlar PK, PD, PM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi buraya tabii ki K noktasında bir P gaz basıncı etkiliyor. Gazlar basıncı her tarafa aynı iletir. Bakın şuraya kadar iletti. O zaman bu gaz basıncı ne yaptı? Sıvı yardımıyla şuraya iletti. O zaman burası da P gaz basıncına eşit olmuş oluyor. O zaman ne oldu? K ve M noktasındaki basınç ne eşit? Gaz basıncına eşit. Şimdi L noktasının basıncı M'den fazla mı? Çünkü L'de sıvı basıncı var. O zaman ne diyoruz? L basıncı büyüktür K'dan ve M eşit. K ile M'de gaza eşit olduğunu unutmayın. Demek ki gazlar basıncı her tarafı etti. Sıvı basıncı buraya etti. L'de M'de büyük olduğunu söyleyeceğiz. L büyüktür arkadaşlar. Nerede çıktığımız? K ile M'nin eşit olduğunu burada bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Geçelim başka bir sorumuza. içerisinde ideal gaz bulunan şekildeki kapalı kabın KLM yüzeylerinin kesit alanları sırasıyla 2S, 2S ve S'dir. KLM yüzeyini etkiden gaz basınç kuvvetleri. Bak gaz basıncı değil. Şimdi bunlar arasında ilişki soruyor. Şimdi gazlarda basınç eşittir P çarpı S değil miydi? Şimdi gazlar basınç ertelep ettir. Buradaki e, gaz basıncı P ise buradaki gaz basıncı P. Buradaki gaz basıncı da P. Bize yüzeylerini vermiş. K yüzeyinin 2S olduğunu söylemiş. L yüzeyinin 2S. M yüzeyinin S. O zaman aynı P ise S'si büyük olan F'i büyüktür. O zaman şöyle yapalım. K, K noktasına yapılan gaz basını sorduğu için P çarpı 2S diyeceğiz. L yazarken yine P çarpı 2S diyeceğiz. E, M yazarken arkadaşlar P çarpı S diyeceğiz. O zaman k ile l'nin eşit olduğunu gördük. m'nin ise daha az olduğunu gördük. k eşittir. Fakat m daha azdır arkadaşlar. Evet. Yine düşey keseti verilen tüplerde aynı sıcaklıkta x, y, z gazları ve civarı şekilde bir dengededir. Gaz basınçları arasındaki ilişkiyi soruyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki fizik denge üzerine kuruluydu. Bütün sistemde denge var mı? Var. Şimdi burada hepsinde P0 var. Burada da arkadaşlar P0 var. Burada da P0 var. Şimdi burada H sıvısı var. Burada da H sıvısı var. Burada H sıvısı. O zaman bunları kim dengeliyor? Burada X gazı dengeliyor. Burada Y gazı dengeliyor. Burada Z gazı dengeliyor. O zaman bir tanesini yazarsak bakın X yazarsak P0 artı H yazıyoruz. Y yazarsak bakın. Al Y kimi dengeliyor? Yine P0 artı H dengeliyor. Demek ki arkadaşlar burada denge bizim için önemli. P sıfır artar. Hepsinin o zaman burada eşit olduğu ne yaptık arkadaşlar? Soruda görmüş olduk. Evet yine bakın benzer bir soru mantığımız var. Açık hava basıncının P 0 olduğu bir ortamda bulunan birleşik kap X, Y gazları ve civa şekli dengededir. X, Y, Z olduğuna göre pey. Bunlar arası ilişkiyi soruyor. Şimdi yine denge olduğu için denge mantığı yapmamız lazım. Nereden başlayacağız hocam? Bu açık taraftan başlayalım. Şimdi burası P0 ise gazlar basıncı ile iletilir. Burası da P0. O zaman buranın da P0 olduğunu söyleyeceğiz. Bakın, o zaman P0 bakın buradan baskı yaptı. Buradan da bakın ne yaptı? P'ye eşit oldu. Çünkü soldan sağa eşit oluyor. bakın. O zaman burada arkadaşlar P0'ın P2'si eşit olduğunu gördük. Bakın P0. Aynı zahide yine P0. Çünkü bakın sıvı basıncı iletti buraya bu şekilde. Sonra ne oldu? Bakın burası P0 oldu. Burası P0. Soldan sağdan piston etkisi yaptı. O zaman PY'nin de burada P0 olduğunu gördük. Bakın PY de P0 olduğunu gördük. Şimdi buranın artık P0 Biliyoruz değil mi arkadaşlar PY? Şimdi buradan P0 şurası da P0. Ama buraya yazarken bakın P0 yazarken ne PZ artı şu kısım diyoruz Ne kadar? H üstü diyorum şu kısmı arkadaşlar. O zaman ne oldu burada? PZ'nin daha az olduğunu görmüş olduk. Çünkü PZ de beraber e, Z'nin toplamı P'ye eşit oldu. O zaman P'x'in P0 olduğunu ispat etmiş olduk. P'y'nin de P0 eşit olduğunu iştirmiş, görmüş olduk. Ama P'x P'z eşit P'z daha küçük arkadaşlar. Cevabımızın burada 1-2 olarak işaretlemiş oluyor. Evet. Gelelim buradaki sorumuza. Düşey kesiti verilen kapta hareket edebilen sürtünmesiz ve sızlaması pistonlar Arasında sıvı ve XY gazları şekilde dengededir diyor. K noktasındaki sıvı basıncı PK XY gazları basıncını söylüyor. Burada sıvı basıncı ile gaz basıncı ne yapmış? Birbirine dengelemiş. Sıvı basıncını ile gaz basıncı dengededir. Görüyoruz bakın buradan gaz, buradan sıvı, buradan gaz, buradan sıvı yapıyor. Şimdi tabii ki burada K noktası şuraya yapılan sıvı basıncı şuraya yapılan sıvı basıncı aynı mı? Aynı. Neden? Çünkü tam bakın kabın orta, kesitin ortasını almamız lazım. O zaman buranın yükseklikleri de aynı. Bakın şuranın yükseklikleri de aynı. O zaman burada arkadaşlar x ile y'nin gaz basıncı eşit olması lazım. Neden? Çünkü şu yüksekliğe bakın h üstü desek h üstü dg'ye eşit. Ama k noktası hepsinden daha aşağıda olduğu için k noktasının hepsinden olması lazım daha fazla olması lazım. O zaman k büyüktü x ve y eşitti. x ve y dikkat edersiniz arkadaşlar. Tam sistemden ortasına giriyor bakın. Bu şekilde sorumuzu çözmüş oluyoruz. Evet gelelim buradaki sorumuza. İçlerinde civa, bulun, civa ve havanın bulunduğu şekildeki kaplarda ağırlıksız ve sürtünmesiz pistonlar dengededir. Bakın yine denge şartı var burada. Kaplardaki hava basınçları eşit. O zaman hepsine P diyelim. Bakın hava basıncına P diyelim. Kap içerisinde K, L noktalarındaki yani toplam basınç. Şöyle yapalım. Şimdi buranın P olduğunu söylemiş. O zaman bu P ise direkt arkadaşlar bakalım bu P, L noktasında P neden gazlar basıncı. Her tarafa iletir böyle. O zaman L noktasında P olduğunu biliyoruz. Şimdi bu P neye eşit? P tabii ki sonuçta P dedik ya arkadaşlar. Bu civayı dengeliyor. Civan. O zaman civaya eşit. H, D, G eşit. O zaman P, de, P dedik. P de H, D, G eşit. Şimdi burada P biz ne demiştik? HDG demiştik. E bir de burada arka civanın kendi etkisi var. HDG. Yani hem bu ağırlık hem bu ağırlık. O zaman burada K noktasındaki basınç ne yapar? 2 HDG. O zaman K noktasındaki basınç 2 HDG oldu. L noktasındaki basınç sadece HDG oldu. Neden? Şimdi tekrar söyleyeyim. Bak hava civayı dengeleyebilir için buraya P diyoruz. Yani burada hava basıncı ama civa yani sıvı basıncı buraya iletmiyor yani burada ne yaptı arkadaşlar? Civanın yaptığı etkiyi gaz basıncı her tarafa iletti. Dengeliye iletti. Demek ki burada her ikisinin toplam etkisini alıyoruz. Burada ise sadece havanın buraya temas ettiği için havayı alıyoruz arkadaşlar. Oranı yaptığımız zaman 2 açta giderse oranımızın 2 olduğunu görmüş olduk. İnce bir soru olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi açık hava basıncının P0 olduğu ortamda bir ucu kapalı, diğer ucu açık U şeklindeki ince cam boyu da civa ile x, y gazları şekildeki bir dengededir diyor. Yine denge şartlarıyla diyeceğiz x, y gazları basınçlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Şöyle diyelim. Şimdi öncelikle şuradaki bir y'yi yazalım bakalım. Y kime eşit? Y gaz basıncı. Y'ye bakın. Şuradaki etkin toplamış. O zaman y'yi yazalım. Y eşittir. H, d, g A artı p sıfır eşit. Şimdi burası y ise arkadaşlar o zaman şuraya iletiyor bakalım. Gaz sıfırlar basıncı iletti. O zaman burası da y. O zaman burayı yazarken şuraya dikkatli ederek yazacağız. O zaman py eşittir arkadaşlar. px artı yükseklik htg. htg eşit. O zaman burada arkadaşlar bakın. Y her türlü büyük. Y her türlü büyük. Hem bakın P0'da hem Px'de. Burada HTG, burada HTG var. O zaman P0 ile Px'in eşit olduğunu görmüş olduk. O zaman Y P sıfırdan büyüktür. Doğru. P X P eşittir. Doğru. P Y P X'den büyüktür. Bu da doğru. Hepsinin doğru olduğunu burada görmüş oluyoruz arkadaşlar. gelelim başka bir sorumuza. şey: kesite verilen kap içerisinde bir miktarı gaz piston bir konumunda iken şekilde bir diyor yine. Pistonlar iki konumuna getirildiği zaman diyor. Şuradaki pistonu buraya ittiğimiz zaman diyor. Ee, kollardaki sıvı seviyeleri arasında fark H ve gaz basıncı ne olur diyor. Şöyle diyelim. Öncelikle şimdi burası açık oldu. P0 demiştik. Şuradan bir H var. Buradaki etki burayı eşit mi? Eşit. O zaman P0 artı H eşittir. P gaza eşit olduğunu gördüğünüz bir parça yazalım bunu. Şimdi buradan ittiğimiz zaman sıvı sıkışacak. Tabii ki burada gaz sıkışmış olacak. O zaman burası yeni bir P gaz üstü oldu. O zaman ikinci etapı yazalım. P gaz üstü. P0 değişmez o zaman H üstü olacak. O zaman burada P gaz üstü tabi eskisine göre ne yaptı? Sıkıştığı için gazlar sıkışırsa basıncı artar. E burası sabit olduğu için o zaman H üstü ne yapmazsam Daha fazla olmasın. O zaman H ne yaptı arkadaşlar? Arttı. H'nin arttığını burada görmüş olduk. Burada gaz basıncı sıkıştığı için gaz basıncı sıkışır ne yapar? Basıncı arttığını zaten söylemiş olduk arkadaşlar. Gelelim burada güzel bir sorumuz var. Ne demiş? Açık hava basıncının e, 3HTG olduğu bir ortamda değişikliği sığ bulunan üst uçlu kapalı cam borular şekilde bir dengelenmiştir. Cam boruların K, L noktalarındaki basınçlar PK, PL oranı kaçtır diyor. Şimdi açık hava basıncı 3HTG olduğunu söylemiş. Bakın açık hava basıncı buraya etki eder. Bakın buraya P0 etki eder. Buraya da P0 etki eder. Şimdi P0 tabi sıvı basıncı şuraya ne yapar? İletir. O zaman içerideki toplam etkiyle P0'a P0 biz ne demiştik? 3HdG demiştik. Şimdi şuradaki etki ne kadar yükseklik? HdG bakın. HdG içeride var bu borunun içinde. Artı buraya K demiş. Bakın şurada bir K noktası varmış. Demek ki burada bir gaz var arkadaşlar. Gaz sıkışmış demek ki. Küçük bir gaz sıkışması var orada. Bunu bu tarafa atarsak o zaman PK ne yaptı? 2 HDG olduğunu görmüş olduk. Aynı mantıkta bunu yapalım. Burası da P0'dır. O zaman yazalım arkadaşlar. P0 kaçtı? 3 HDG idi. İçeride ne kadar sıvımız var? Hocam 2 HDG var. Artı bir de burada L noktasında bir gaz sıkışmış. Artı L. Bunu bu tarafa atarsak L noktasının basıncının hdg olduğunu gördük Demek ki e, buradaki hava basıncı buraya eşit 3 eşit buranın 3 olması lazım 1 burada varsa 2 burada burası 3 ise 2 burası ise 1 burada oluyor arkadaşlar o zaman buranın 2 bunun 1 olduğu için cevabımızın 2 olarak görmüş olduk en yani güzel bir tatlı bir soru olduğunu gördük arkadaşlar Gelelim başka bir sorumuza. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sistemi sürtünmesi ve sızdırmayan piston x seviyesinde dengelidir diyor. Pistonun üst yüzeyini etkiden sıvı basıncı P sıvı, alt yüzeyindeki gaz basıncı P gazdır diyor. Piston y seviyesine kadar çekilirse sıvı ve gaz için ne olur diyor. Şimdi sıvı basıncı tabii ki yükseklik orantılı, gaz basıncı işte hacimde ters orantılı. 1 bölü V diyelim veya 1 bölü V diyelim ters orantılı. Şimdi yani pistonu buraya kadar çekerse gaz ne yaptı? Genişledi hocam. Gazın hacmi arttı. Gazın hacmi artarsa basıncı düşer. O zaman gaz basıncı azaldığını Söyledik. Şimdi hem de su seviyesi burada bu kadarken daha geniş kalıpta su seviyesi ne yapar? E, suyun e, su seviyesi haş olduğu için haş ne yapar? Düşer. Çünkü kap geniş. O zaman haş düşerse arkadaşlar sıvı basıncı düşmüş olur. O zaman ne dedik? Gaz basıncı azalır dedik diğerini azal, her ikisinin azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü ne yapıyor? Hem de bakın gazın basıncı sıvı basıncı eşittir arkadaşlar. Yani gazın basıncı sıvı basıncı eşittir. Eğer gaz azalıyorsa sıvı da azalmak zorundadır. Evet, yine örnek güzel bir sorumuz. Ee, şekildeki verilen kapalı kabın e, içinde gaz ve su ve buzdan oluşan sistem ısıl dengedeyken suyun yüksekliği H, gazın basıncı P'dir. Sisteme sıcaklığı değişmeden içindeki buzun tümü erinceye kadar ısı veriliyor. Bu olayın sonunda H ve P değerleri için değişik değişmiş. Ne söyleyebilir diyor. Şimdi burada özel bir durumumuz var arkadaşlar. Eğer bu suyun içine tamamen eridiği zaman yüzerken eridiği zaman kesinlikle bu H seviyesi değişmeyi sabit kalıyor. Bu kuraldır arkadaşlar. Şöyle deriz. Katısı sıvısına yüzen maddelerde erirken eğer katı mesela katı kalay sıvı kalay erirken yüz, yüzerken yine seviye değişmiyor. O zaman seviyenin h seviyesi kesinlikle değişmiyor. Burada gaz basıncı. Şimdi gaz basıncı hacimle nasıl orantılı? Ters orantılı. Şimdi burada arkadaşlar bakın şu kadar gazımız var. Şu kısım kadar eridiği zaman şurası da bakın gaza dahil olacak. O zaman gazın hacmi ne yaptı? Gazın hacmi artarsa basıncı azalır. O zaman basıncı ne yapmış oluyor? azalmış oluyor. O zaman cevabımız ne arkadaşlar? H değişmez ama gaz basıncı azalmıştır diyeceğiz. Çünkü hacim arttığı için basıncı azalmış oldu. Evet başka bir sorumuz var. İçerisinde su ve hava bulunan kapalı kaba içi dolu çelik bilye. içi dolu çelik bilye şekilde asılıyor. Bu durumdaki havanın basıncı P hava, kabanın e, uygulanan su basıncı da P oluyor. Pin kopmasıyla son durumda hava basıncı ve su basıncı ne olur diyor. Şimdi bu da kapalı kap arkaya. Kapalı kap tabii ki hacimlerin hepsi sabit. Toplam hacim hiçbir zaman değil. Toplam hacim her zaman sabittir. Toplam hacim kime eşit burada? Bilyenin hacmi artı arkadaşlar e, havanın hacmi artı suyun hacmi. Bakın 3 tane hacim var burada değil mi arkadaşlar? Şimdi burası sabit olduğunu biliyoruz. Bak unutmayalım. Şimdi bilye koptuğun zaman suyun içinde bilyenin hacmi ya sabit? E, su sıkışma için bu sabit. O zaman havanın hacmi de sabit. Bunlar her şey sabit kalıyor arkadaşlar. Sadece yer değişiyor. Yani yerler değişmiş oluyor. O zaman havanın hacmi sabit kaldığı için basıncı kesinlikle değişmez. Burada belli aşağı düşerse ne yapıyor? Suyun yüksekliği artıyor. Kesinlikle suyun yüksekliği artıyor. Çünkü ne yaptı? Suyun içinde suyun yüksekliği artar. Düşerse biz havuza atladığımızda su seviyesi yükselmiyor. O zaman suyun basıncı burada artmış oluyor arkadaşlar. Burada şunu demeyeyim. Hocam hava sıkışır. Burada ne yapıyor? Sıvıyla cisim ne yapmış oluyor? Yer değiştirmiş oluyor arkadaşlar. Sadece Çin bu. Gelelim başka bir sorumuza. Düşey kesiti şekildeki olan e, kabın M musluğu kapalı iken X gazının basıncı PK, K noktasında oluşan toplam basınç PK'dır. Musluk açılınca buradaki su yüksekliği delta H kadar yükseldiğine göre PG, PK ne, ne Şimdi burada arkadaşlar su yükseldi. Buradan musluğu açtığımız zaman su yükseldiğini söylemiş bakın burada. O zaman su seviyesi ne yaptı? Düştü. Buradaki gazın hacmi arttı. Gazın hacmi artarsa gazın basıncı azalır. O zaman gazın basıncı azaldığını burada görmüş olduk. Şimdi bize neyi soruyor arkadaşlar? K'nın toplam basıncı. Şimdi K'nın toplam basıncı hem su seviyesi azaldı hem gaz basıncı azaldı. O zaman azalır azalır ifadesini söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Gelelim başka bir sorumuza. İçerisinde X ve Y gazları bulunan düşey kesiti verilen silindirik kaptaki ağırlıklı piston, bak pistona ağırlık dengelidir. İşlemene hangileri yapıldığında piston kesinlikle hareket eder. Şimdi burada ne var? Burada x gazı var. Artı y'nin yaptığı bir etkiden basınç var. Y ne yapıyor? Dengeliyor arkadaşlar. Yani burada y'nin yaptığı basınç, x'in yaptığı basınç artı burada g'nin yaptığı basıncı eşit. Demek ki y buradan x P gazdan daha büyük. Demiş ki e, hangileri yapıldığında piston kesinlikle hareket eder. K'yı açmak. Şimdi K'yı açtığımız zaman dışarının yani X ile P0 ne olduğunu bilmediği için yorum yapamayız. Yani M'yi açarsın. M'yi açtığımızda açık hava basınçla Y eşit de olabilir. Farklı olabilir. Bilemeyiz arkadaşlar. L, M'yi açtığımız zaman şimdi buraya da P0 girecek. Şimdi L'den buradan da P0 girecek. Buradan da P0 girecek. O zaman ne oluyor? Üst tarafta, alt tarafta P0 var. Ee, üst tarafta da P0 var. A artı PG var değil mi arkadaşlar? o zaman ne yapıyor? Ee, piston ağırlığına baskı yapıp aşağı doğru hareket ettiriyor. O zaman yalnız 3 numarayı açtığımız zaman hareket eder deriz arkadaşlar. Evet, gelelim bir başka sorumuza. Şekildeki düzenekte K ve L noktalarında civa dengededir. X gazı, gazın basıncı Px kapalı L kolundaki e, gazın basıncı PL, P ile açık p açtı. Buna göre bunun arasında ilişki yazalım. Şuraya yazalım. Şimdi buradaki basınç buraya iletmiyor mu? Sıvılar basıncı iletiyordu. O zaman burada ne var arkadaşlar? Px var. Px eşittir. Bu yüksekliğe H diyelim. Hdg artı pH eşit oldu. Şimdi aynı şekilde bu tarafta Px. Px eşittir arkadaşlar. Burada ne var? Yine Hdg var. Aynı yükseklik var. Artı PL var. O zaman PX hepsinden büyük olduğunu burada görüyoruz. bakın PX hepsinden büyük. Burada PH ile PL'nin ne olduğunu, eşit işte olduğunu görüyoruz. PX büyüktür. PX büyüktür. PL ile PH'nin eşit işte olduğunu E şıkkında görmüş oluyoruz. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu şekilde bitmiş oluyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.